Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarında kıvılcım DS'siyle oynayacağız. Şu an sezonun bitimine 5 gün kadar var. Dünyada da 319. sıradayız. Sesim için de kusura bakmayın. Bayağıdır hastayım, böyle geçmedi de. Yani en iyi hali bu. Neyse, bu DS'yle oynayacağız. Zaten karşımıza geliyordu, o yüzden merak ettiğim için ilk maçımıza geçelim. İlk rakibi de bulmuş olduk. Rozetleri çok iyi değil rakibin. Anti değilse yanma şansımız yüksek. Şöyle biraz bekleyelim. Daha önce kıvılcım DS'siyle kupa maçlarında hiç oynamadım. Gerçi büyük mücadelede de birkaç defa kullanmıştım. Ama bu desteği ilk deneyişim. Valide istemeden tutturmuş olduk. Bu destede de 3 tane büyü var ama yine de yani metada oynayanlar yukarılara çıkabiliyor. Yani ben genelde böyle 3 büyüyü sevmesem de bakalım bu destede ne kadar iş yapıyor. Yani bunun dışında kıvılcım DS'lerinde 2 tane küçük büyüyle oynayanlar da var. Öfke çarpma gibi. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Güçlü madenci biraz vursun. Kıvılcım da hasara göz yummak gerekiyor. Şöyle arkadan bir kıvılcımı atalım. Fazla iksir harcadı şu an. Sol tarafı vermeyeceğiz. Üstüne aleye topu da attı. Sağ tarafa buz ruhu. Bayağı bir iksiri var herhalde. Şöyle kare prensi de atalım kıvılcımı korumak için. Güçlü madencisi dönmüş olabilir. Goblinlere dikkat edelim. Şöyle bir varil atarsak. Daha erken atabilirdik sanki. Kıvılcım öldü ama. Şöyle kuleye biz vermeyelim. Sol tarafı daha fazla savunmayız. Zaten 472'ye kadar indi. Tek atakta kulesini aldık ama rakip de boş iksirler harcadığı için aldık gibi hissettim. Yoksa yani rakip bizi zorlar gibiydi. En azından destesi hızlı döndüğü için kılıcımı daha rahat durdurabilirdi. Araya topu döndürmeye çalışacak herhalde. 2x'teyken. Zaten 2 araya topu bir tomruğa gidiyor. Şöyle goblinleri çekelim. En azından sol tarafa bir binici atsın. Hemen bir yıldırım. Yine varili erkenden atalım. Bir tane goblin yaşadı ya. Sol tarafı bıraktım. Anka tekrar çıkacak. Eğer Prenses Kulesi de 6. vuruşta Anka'nın yumurtasını kırabiliyorsa son anda çıkıyor. 5'te alması lazım. Şöyle büyüye de dönebiliriz. Artık savunmayı daha iyi yapıyor rakip. Şimdi 2 yıldırım bir okları kulesini alabiliriz. Kıvılcımı atmayalım. Ali topunu da yanlış attı. Avcı da son anda vurdu. Yıldırım 420 vuruyor. Okları döndürmemiz lazım. Oklar bir sonraki kart. Sanki sağlam bir oyuncuya karşı oynasak kaybederdik. Rakip birden fazla hata yaptığı için yenebildik. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Zanzo geldi. Kupa sayılarımız neredeyse eşit. İlk hamleyi yaptı, biz de Kara Prens'le başlayalım. İki tane büyüsü var. Tamam, iksir golemi. Bir an için o da kılıcım sandım ama. Büyük ihtimalle antizdir. Çünkü yıldırım avcı falan var. Savunması zor olacak gibi. Güzel, şöyle bir varil atalım. Avcıyı korumak için. Hemen
hemen bir yıldırım atmayalım. Anka için bir şey atması lazım. Tamam, çarpma attı. Şimdi yine yıldırım atmaya gerek yok. Oklar öldürür gibi elektroyu. Şöyle atsak. Hepsini öldürecek. Sağlam temizledik. Elektro da orada ölmeseydi naneyi yerdik ama şimdi savunacak iksiri yok. Bir varil atalım. Anka yoksa 2800'e kadar falan indiriyor. Tam canlı geldiğinde. Çaresizlikten öfke attı. Dev Goblin kuleyi alıyor. Anka da tam yerinde öldü. Neyse, ona bir şey atmayalım. Bir tane vuruş boşu boşuna yemiş olduk. Neyse, şimdi savunmada kalırsak maçı uzatmalara gitmeden bitirebiliriz. Yıldırımı da atarken dikkat etmemiz lazım. Canı fazla olana vurduğu için elektroyu koruyacak. Şöyle atsak. Neyse, yine iyi iş yaptı. Elektro şu an pek de çalışmadı. Son 30 saniye tekrar bir atağa kalkabilir. İksir golemi de eskisine göre aslında çok daha iyi ama böyle sağlam bir destesi yok bence. Yani yandaki kartlar daha iyi olsa, daha iyi koruyabilse metaya girer. Gerçi eskiden bile iksir golemiyle birinci bitiren bir Alman oyuncu vardı. Blender vardır, Yonath diye. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulmuş olduk. Kupası 2707. Şu an iki tane büyü var elimizde, biraz bekleyelim. Biz de varille başlayalım. Hem iskeletler hem iskelet kral. Yani böyle bir meta destesi var mı bilmiyorum. Öğrenmeye çalışalım destesini. Elektro büyücü bizi zorlayacak. Şöyle bir avcı atalım. Şimdi kılıcımı yetiştiremeyiz. Şöyle yıldırım temizler. Ya 7x'te falan oynasak biz antiyiz de şu an umarım balıkçısı falan yoktur. Destemizin iksir maliyeti çok ağır. Bir de elektroyu falan öldürmek için yıldırım da atmak lazım. O yüzden iksir yetiştirmek zor olacak. Bunları da boş bırakmayalım, bir varil atalım. Kılıcımı da tersen atarsak sağ taraftan en önden saldırıya geçer. O yüzden aynı yerden gitmeye çalışalım. Dev Goblin'i de döndürdük. Balıkçıyı erkenden attı. Kılıcımı çekeceğini gördüğüm için atmak istemedim. Şimdi atalım. Yine bir balıkçı atabilir. Güzel tahmin ettik. Okları biraz daha erken atabilirdik yine. Sağlam geliyor.
Final kartımızda olmadığı için Kraliyet ve her geldiğinde vuruyor. Son bir atak şansımız var. DST'ye karşı da bayağı bir zorlandık şu an. Büyüye dönüyor. Tekrar bir deneyelim. Anka ve Elektro bizi bitiriyor ya. 3XT'ye kadar dayansak sanki daha iyi olabilirdi. X'i kontrolünü daha düzgün yapsak belki biraz daha şansımız olurdu ama rakip büyük anti. Hem de Elektro yani eskisi kadar metada değildi. Rakip böyle bir deste oluşturmuş. Bize mi denk geldi emin değilim. Neyse deste de bu şekildeydi. Sizce bu deste mi daha iyi yoksa klasik olan böyle öfke çarpmalı kıvılcım desteleri mi? Ben emin değilim, yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.